Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 60.360'da takıldık kaldık. Tokatın plaka kodu. Valla beni yanlış anlamayın. Yani kanala tabii ki de abone gelmesinden yanayım ama Trabzonspor maçına kadar burası 61.000 olmazsa yani size yakışan olmaz. bir Trabzonspor sayfasında gördüm. Güzel küçük atışmalar tabii ki olacak diyor. Kendisi de bir atışmada bulunmuş. Ya küfürsüz, hakaretsiz, iftirasız, milleti birbirine düşürmeyen bu tip paylaşımları yapan herkese teşekkürler. Bir de küfür etmek istemiyorum ama aşağılık bir mahlukat işte Trabzonspor forması giyiyor diye çocuğun üstüne biber gazı falan sıkmış. Ya şimdi bir öğretmen olarak bana yakışmayan sözcükleri de kullanmak istemiyorum ama bence bu arkadaşı serbest bırakmalılar. Harbi söylüyorum bak. Gözaltına almışlar serbest bırakmalılar. Vallahi bak ama Trabzon meydanına serbest bırakmalılar. Ve haber vermeler. Bakın bu biber gazını sıkan şahsı Trabzon meydanında serbest bırakıyoruz diye. Sonra güvenlik kameralarının falan bir yarım saatliğine falan elektriklerinin kesilmesi lazım. Ya arkadaşlar yapmayın ya. Futbol sadece bir eğlencedir ya. Biz birbirimize takılırız, ederiz. Hakem seni kolladı. Sen şöyle yaptın, böyle yaptın. Attığın gol offside. Senin efsanen şuydu. Benimki kestaneydi. Onunki bilmem neydi. Ertesine gitmenin lüzumu yok. Şimdi 60.300 için teşekkürler ama hedef 61, ben açık söyleyeyim. Cumartesi maç başlayana kadar bu 61 bin olacak. Olmazsa hepinizin boynuna, boynunun borcu. Ne derseniz deyin. Hepinizin boynunun borcu abi. Hadi ya. Hadi birazcık Fenerbahçelilik gösterin abi. Kanalımız ne güzel büyüyor, ediyor. Hedef 100 bin dedik. Yani siz çalışırsanız 100 bin olur. Ben elimden geleni yapıyorum. Fenerbahçe'de Bekao ve Fred için sakatlık açıklaması. Bendik Spor maçında sakatlık yaşayan Fred ve Bekao için sonunda açıklama geldi. Öncelikle ben özürlerimi sunuyorum hepinize. Niye? Maçın bitiminde bana şu denildi. Ya işte Fred ağrı hissetti çıktı. Hani çok önemli bir ağrısı yok. Yürüyebiliyor edebiliyor. Hani Allah göstermesin dediler. Kastamaz da yırtık olsaydı yürüyemez dediler. Bekao da dediler sakatım dedi. İlk devreyi bitirdi ama hani bir sıkıntısı yoktu dediler. Samet Akaydın işlerinde en korkutan Samet Akaydın'dı. Samet için de dediler ki arkadaş hani sadece sıradan bir ramp dediler. Kimse beklemiyordu şu sakatlıkları. Ben önce bunu söyleyeyim. Bekao'nun hamstring grubunda tendon kopması. Fred'in ise kasık bölgesinde ikinci derece yırtık olduğu açıklandı. Sameta kaydında da herhangi bir bulgu tespit edilmedi. Hocam Türkçe Fenerbahçe'nin açıklaması. Arkadaşlar şimdi ben size minimum ve maksimum değerleri vereceğim. Bilginiz olsun. Şaşırmayın. Profesyonel futbol A takımımızda sil taş Pendik Spor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerin neticesinde Rodrigo Becao'nun hamstring grubundan biceps femoris tendon kopması. Arkadaşlar minimum 3 hafta maksimum 6 hafta ameliyatsız. Yani biceps tendon yırtığı koparsa ne olur? Ağrı ve güçsüzlüğe yol açar kasın kısalmasına bağlı temel reis pazusu oluşur falan diye burada internette var. E, niye olur diye. Ve bu aslında e, biceps femoris tendon kopması ayak diyeyim ya da sakatlığı diyeyim. Çünkü bayağı aranmış Fred Pepe Kao'nun şeyi diye bayağı aranmış arkadaşlar. E, yani iç kısımdaki sakatlıklar bunlar ne kadar sürer? oradan başlayalım. Neyse. 3 hafta ile 6 hafta. Yani 3 hafta gitti. 6 da olabilir. Fred Rodriguez'in kasık bölgesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir. Şimdi ikinci derece yırtık ama yırtığın boyutuna göre şeyine göre değişebilir bu. Bunun da minimumu 2 maksimumu 4 hafta arkadaşlar. Hocam iyi de BKO için millet 2,5 aydan bahsediyor. Ameliyatlı 2,5 ay. Şimdi bakın şöyle anlatayım size. Parmağımda kırık var. Alçıya alındı. Bitti düzeldi. Bu ihtimal var. Ne kadar? 2 hafta. Parmağında kırık var. Alçıya alındı 2 hafta. Tutmadı. Ameliyata gireceksin. Artı 1 ay oradan 1,5 ay. Yani minimum 2 hafta 3 hafta maksimum 1,5 ay. Bekao'nunki korkulan gibi olursa 2,5 ay deniliyor. Kısmen doğru. Ama korkulan gibi olmazsa ve oyuncular profesyonel. Oyuncuların tedavi sürecinde başlamıştır diye. Şimdi Samet Akaydın'da hiçbir şey yok. Peki Bekao ve Fred ne kadar yok? Bak asıl herkesin merak ettiği soru bu. Değil mi arkadaşlar? Yani hocam istediği kadar orada açıklama yapsın. Sen bize Türkçesini konuş. Şimdi öngörülen bakın bu olumsuzu en olumsuzu en maksimumu. Beka'nın iki buçuk ay Fred'in 3 hafta forma giymemesi bekleniyor. Bekao'nun kaçıracağı maçlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçı. Süperlik. Ludogorets Fenerbahçe maçı. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı. Şimdi önce Allah şahidim sonra sizler şahidimsiniz. Rabbim gönlüm öyle bir ferahlık verdi. Ya Fenerbahçe şu 3 maçı da kazanıp milli araya girecek diye. Ve Galatasaray da bu arada puan kaybedecek diye. Hani Şampiyonlar Ligi umurumda değil. Bayağı müddet 10 yesinde. Umurumda değil. O önemli değil. Ben ligden bahsediyorum. Galatasaray 2 maçta en yani puan kaybedecek diye içime hissi doğdu. Ben Rabbime güveniyorum. Allah'ın adaletine güveniyorum. Rabbime inanıyorum. Güveniyorum. Hepinizin huzurunda da söz veriyorum. Eğer Fenerbahçe şu maçların üçünü de alır. Galatasaray Lig'de puan kaybederse söz veriyorum. Sınıfımdaki öğrencileri sevindireceğim. Burada videoda hep size göstereceğim arkadaşlar. Hani bilin istedim. Ve lütfen söz vermenize gerek yok. Sizler de bir fakir sevindirmeye ya da ne bileyim çocuk sevindirmeye kendinize adayın. Buradan sonra da diyor Fatih Karagümrük, Nörşland, Fenerbahçe Sivas, Beşiktaş Fenerbahçe, Fenerbahçe Spartak Tırnava, Fenerbahçe Konyaspor, Kayserispor Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe, İstanbulspor, Gaziantep Futbol Kulübü diyor. Arkadaşlar bu en 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 olasılığı kötü ihtimal. Ben şunu söyleyeyim Fred çok iyi bir profesyonel. Ben bu kadar şuracağını sanmıyorum. Ama doktor değilim sonuçta. Hissi konuşuyorum. İçinden bir ses beş taş maçını kaçıracak ama sonra geri dönecek diyor. Hadi hayırlısı bakalım. Fred'in kaçıracağı maçlar Fenerbahçe, Trabzonspor, Ludogorets, Fenerbahçe, Adana Demir, Fenerbahçe. Allah rızası için hepinize soruyorum. Gerçi Allah gelmesinden TFF ve PFDK haz etmiyor. Herhalde inanmadıkları içindir. Bilemem. 3'te 3 üç yapacak Fenerbahçe. 1-0, 1-0, 1-0. Hiç sakat vermeyecek. Dönüşte Cicu zaten iyileşiyor. Fred de iyileşiyor. Serdar Aziz de iyileşip dönecek deseler okey misiniz? Okey misiniz? Okeysiniz. 1-0 1-0 1-0 Fenerbahçe kazanacak. Galatasaray ligde 2 maçta da takılacak. Deseler. Ama Ciku dönecek ya da Fred dönecek. Ciku da ilk bir maç birinci maçı kaçıracak. Sonra gelecek deseler. Yine kabulsünüz de Ben yine kabulüm. Hadi hakkımız da ayrısı olsun. Şimdi Fenerbahçe savunmaya formül arıyor. Ben hep söyledim. Bak. Fenerbahçe ee, için hep söyledim. Abi İsmail Kartal düşünsün. Arka arkaya yaşanan sakatlıklar. Fenerbahçe'de ciddi sıkıntılar. Ciko ve Kao. Zaten hani bunlar şey. Serdar Aziz, Luan Perez. Ya Luan Perez zaten bak Luan Perez'in bir kere Luan Perez'in İsmail Kartal'la hiçbir alakası yok. Serdar Aziz'in de yok. Serdar Aziz duruyor duruyor duruyor. Ulan tam ihtiyacımız var Serdar diyorsun. Serdar Aziz sakatlanıyor. Ya bu da kaderin cilvesi mi dersiniz? Hani beleğin sillesi mi dersiniz? Uçan tekmesi mi dersiniz? Ne dersin bilmiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de tek stoper şu anda Samet Akaydın e kaldı. Ancak Samet'in Avrupa'da oynayamayacak olması İsmail Kartal'ı düşündürüyor. Düşündürmüyor. Ludogorets maçına devşirilecek isimlerle orta sahaya çıkacak diyor. Bunlardan biri de Oster Volde. Gelsin Oster Volde ekrana ya da önce Samet gelsin. Gel Samet. Sonra Oster Volde gelsin. Bekleyin burada. Bir edikmeyin bak benim canımı sıkmayın konuşuyorsam yerinden oynar. Diğer ihtimaller taşların yerinden oynaması anlamına geliyor. Orta sahadan İsmail Yüksek'in savunmaya çekilmesi. İsmail Yüksek'in stoper oynamışlığı var arkadaşlar bilginiz olsun. Ama bu sonraki ihtimalle bu sefer 6 numara pozisyonda kayıp yaşanacak. Dikte İsmail Kartal'ın eli biraz daha güçlü. Normalde bek oyuncusu olan Mert Müldür'ün de Mert'i de göndere. Mert Müldür'ün de stoperde oynama ihtimali var. Böyle bir özelliği var. Kariyerinde sanırım 24 maça çıkmış. Trabzonspor maçında da Fenerbahçe'nde de hamlelerinin olması lazım. Bir taraftan da Yusuf sürprizi var. Bu arada Mert seni uğurluyoruz 3 evetle. Ben şu iki arkadaşı 17 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek. Şimdi U19 takımının sol ayaklı stoperi. UEFA B listesinde yer aldı. Samet ve Mert Müdür'ün oynamayacağı maçta %100 oynayacaktır. Ben şunu da söyleyeyim. Bakın sizin hayır bildiğinizde şer. Şer bildiğinizde hayır vardır. Bunu siz bilmezsiniz. Allah bilir. İnşallah 3'te 3 üç kayıpsız atlatırız. 3 maçı da kazanırız. Yusufu da kazanırız. Ve sakatlarımız da iyileşir. Sonra zaten moraller tavan yapar. Bu arada bardağımdaki benim ee, Suriyeli öğrencim. Bana geçen sene öğretmenler Günü'nde bir şey yapmıştı. Teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. <laughs> Şimdi Samet sezon başında Fenerbahçe'de düşünülmeyen isim bir anda Fenerbahçe'nin kurtarıcısı oldu. Ben şunu söyleyeceğim. Montella kadar futbolu biliyor musunuz? Zannetmiyorum. Lan Montella o kadar ismin arasında Samet Akaydın'ı aldı. Cuk diye Hırbatistan maçında ilk 11'e koydu. Samet Akaydın'ı Türkiye'de... Hocam Samet'i Türkiye'de savunan kaç kişi var? Bir. Yalan mı? Yalan mı dolu mu? Siz söyle ya. Yalan mı ya? Ben, ben savunmuyor muyum arkadaşım? Samet'i benim kadar hiçbir Allah'ın kul savunmamıştır. Kendi babası benim kadar savunmamıştır. Hırçın Yalçın kayalıkların Yeşilin hırçın çocuğu Samet Akaydın Geçen sene Trabzonspor maçında Samet'e yapılan o e, Mide bulandırıcı ithamları <laughs> Hepiniz hatırlarsınız Yakışmadı Yani Oyuncunun yüzüne tükürdü falan filan diye Başka bir kamera açısı çıkıyor başka ta alakasız bir yere şey yapıyor Yani yakışmadı amet bunun intikamı için oynayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şunu da söyleyeyim. Tabii ki bir stoper takviyesi düşünülüyor Fenerbahçe'de. Artık kesin gibi bir de şey var. Ee, Afrika kupası var. Şimdi Ömer Üründül 3 tane sakat verilmesi kabul edilemez demişti. Hatırlayın. Hani eksik idmana bağlamıştı. Ne demişti? İyi hatırlayın Ömer Üründül'ün dediğini. Haftalardır hem Gazete'mdeki köşemde hem de TRT'deki programlarında sürekli Fred ve Tadic'in fizik açıdan düşüş içerisinde olduklarını belirttim. Hatta Tadic'in üstün kalitesiyle belli bir metrekarede oynadığını yazdım. Daha önceden tanıdığım Fred'in de Fenerbahçe'de çok az işler yaptığını söyledim. Bu konuda da önemli eleştiriler aldım ama yine haklı çıktım. Fred'in daha 6. dakikada kasığı attı. İsmail Kartal'ın idmanlara ağırlık vermesi futbolcular da dinlendirmemesi gerekiyor. Dün gece bu kadar kolay maçta 3 tane sakat verilmesi diyor. Kabul edilemez diyor. Şimdi bak Neresinden baktığına bağlı. İsmail Kartal'ı yiyelim. İsmail Kartal'ı kemirelim diyorsan doğru idmana bağlarsın. Mantıklı yani. İsmail Kartal'ı kemirmek istiyorsan idmana bağlarsın. Doğru kardeşim, doğru. Doğru. O zaman Galatasaraylılar çok iyi idman yapıyorlar dersin. Mantık olarak böyle demen lazım. Çünkü hiç sakat vermiyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Yani eee bu Fenerbahçe bahtsızlığı, şanssızlığı falan değil. Saha zemini. Abi saha zemini o gün kuruymuş. Kabul. Galatasaray maçında da kuru yapsınlar. Beşiktaş maçında da. Önce Pendik Spor'a şunu söyleyeyim. Allah gönlünüzdekine göre versin. Eğer misal veriyorum Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor artık kime iyilik yapmak istediyse Rabbim onlardan da sizden de çıkartsın. Ya emektir. Ortada bir emektir. Günah arkadaşlar. Kimsenin hakkı de kalmasın. Günahdır. Ama burada asıl ay federasyona düşüyor. Sözde federasyon denilen federasyon Fenerbahçe'nin önüne taş koymak için elinden geleni yapıyor. Nitekim bakın İsmail Kartal'ın sevki. Ya Dursun Özbek konuşuyor. Yok. Okan Buruk konuşuyor. Yok. Yani tövbe haşa bunları Allah gibi mi görüyorsunuz? Ya federasyon bunları din gibi mi görüyorsunuz? Gerçekten bak. Ya Dursun Özbey'in Okan Buruk'un söylemleri ya ben anlamıyorum. İsmail Kartal'ın söylemlerinde bir aykırılık, bir abes varsa sevk edin. Dese ki mesela hakemler FETÖ'cüdür dese mesela. Sevk edin. Çok ciddi bir ithamdır. Hakemler FETÖ'cü mü dese yine sevk edin. Hakemler örgütlü bir yapının çalışanı mı dese yine sevk edin. Nitekim bunu diyenleri sevk etmediniz de. Ya geçen sene biz gördük. Bak haramdan kimseye helal gelmez. Haramdan kimseye de fayda gelmez. Anladınız mı? Eninde sonunda bir yerden çıkar. Fener'in önünü keseyim dersin. iki futbolcu sakatlandı dersin. Öyle bir rezil olursun ki. Öyle bir şey olur ki. Misal veriyorum. Hakem bir biri çıkar. Fenerbahçe maçında. Trabzon, Fenerbahçe Trabzon maçında. Öyle bir yönetim sergiler. Müthiş. Fenerbahçe maçı kazanır. Hakem tartışılır. Hakem çıkar der ki bunca haftadır bize telkinde bulundular. Sakın Fenerbahçe şampiyon olmasın. Ekmeğinizden oynarız dediler dese. Bütün operasyonun gitti. Ya da deseler ki işte siz asıl şu maça bakın. Asıl orada deseler. Fenerbahçeli kardeşlerim bana hep şunu söylüyor. Hocam diyorlar. Bak haftalardır, yıllardır aynı şey oluyor. Trabzonspor maçına kadar bizi getiriyorlar. Trabzon maçında doğuruyorlar. Ondan sonra da arkası kesilmiyor diye. Siz niye düşünüyorsunuz? Düşünmesi gereken isim başka. O düşünsün. Hacı İsmail Kartal. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü Allah'ın dışındaki herkes karşı tarafın yanında. Hakla batılın savaşına dönecek bu ya. Yemin ediyorum artık hakla batılın savaşına. Kendini yere atan futbolcusuna sarı kart yok. Arkadaşım bu sarı kart değil mi diyor. Kendini yere de mi atmasın? Lan atınca sarı kart işte. Penaltı bekledikleri pozisyon. Al buna penaltı. Fenerbahçe'nin pozisyonu gösteriyor. Herifi ittirmiş, vurmuş etmiş bu penaltı. Ya 5-0 öndesiniz ne ağlıyorsunuz? Oluyor. Haksızlığı haksan neden bir oluşumla biz mücadele ediyoruz? Ve bu oluşumun hakemler yanında, PFDK yanında, MHK yanında, Pendik Spor yanında. Daha bakalım kimler kimler yanında. Onu da göreceğiz. Allah Galatasaray'ın yanında olanlara karşı Fenerbahçe'nin yanında olsun. Bak Rabbim Fenerbahçe'nin yanında olsun. Siz o zaman izleyin şeyi. Çünkü herkes onların yanında. Yani bir kuraldır ya bir şeydir. Yani mazlumun yanında. Ya Rabbim bu sefer de mazlumun. Yani her zaman mazlumun yanındadır elbette ama. Fenerbahçe'nin yanında olsun. Siz o zaman izleyin. Başka Sığınacak hiçbir cümlem yok. Beddua ediyorsun. Beddua etme. Küfür ediyorsun. Tazminat davası. Bilmem bir şey diyorsun. Hakaret davası. Bilmem ne diyorsun. Şey. Allah Fenerbahçe düşmanlarının başına Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını, Fenerbahçe'nin başarılarını bela olarak versin inşallah. Kim bize özellikle bu sene ne dümen kuruyorsa Rabbim öyle bir dolaştırsın. Bize yapmak istediklerinin fazlasını kendi takımlarına yapsınlar inşallah. Ve İsmail Kartal'a şunu söylüyorum. Ben İsmail Kartal'a güveniyorum. İsmail Kartal arkadaki o sarı üstlüklü var ya. O arkadaştan bu sene canavar çıkarttıysa Yusuf Akçiçek'ten de sol stoper çıkarır. Crespo'dan da sağ stoper çıkarır. Mert Müldür'den de sağ. Orada Mert Müldür'ün sağ stoperliği çok iyidir ha bilginiz olsun. Böyle yaban atacak derecede değil. Osterwolde'nin sol stoperliği de iyidir. Bak Ferdi'nin kapatamadığı yeri Osterwolde hızıyla kapatabilir. Ben size bir şey söyleyeyim. İyi ki sakatlanmış diyebileceğiniz bir ortama doğru da gidebilir her şey. Şunu da söyleyeyim. Bu maçlar bitti. 2 haftalık milli ara. Karagümlük maçı evindesin. Ciku iyileşti diyelim. Ciku Samet'i koyarsın. Zaten öbür maça Ser, Serdar Aziz ile geçiyor. 3 stoperin hazır. Bekao'yu belki aratmayabilirler bile. Çünkü Samet de Serdar da temaslı stoper. Bekao Kao türünde stoper. Ciku da oyun kurulumundaki önemli stoper. Durum bu. Son şeyimi de paylaşayım. Fenerbahçe'de karar oyun kurulumu değişiyor. Önemli sakatlıktan sonrası Fenerbahçe'de planlar değişti. Oyun kurulumunu sol bek yerine stoper mevkisinde oynayacak olan Jadon Osterwolde ile birlikte Ferdi Kadıoğlu gerçekleştirecek. Bu bir görüştür arkadaşlar bilginiz olsun. Sakatlıklara boşuna Fenerbahçe Trabzonspor maçında şöyle olacak. Serdar Aziz bir buçuk ay, Çiku 3 hafta, Fred iki hafta sahalardan uzak kalacak diyor. Bak bu da iki haftaya düşürdü. Ve kanun ise durumu netleşmese de alt haftalık bir süreçte takımdan ayrılması bekleniyor demiş. Trabzonspor Adana Demir kapıya dayandı. Yeni hamleleri hazırlanıyor. 2-3-5 sistemi tercih eden Bekao Ciku savunmada bekletiyor. Fred ile o ataklar olgunlaşıyordu. Ferdi tadı devamında. Hızlı hücum hazırlığı yapılıyor demiş. Samet Akaydın poster Wall'de bekleyecek. Hollandalı oyuncunun topla çıkışlarını beğenen Kartal 22 yaşında genç futbolcuyu geriden dribbling çıkışları üzerinden çalıştırıyor. Valla Bu buna edince koyu uzun topla. Ya arkadaşlar derbi her şeyden öte seyirciyle kazanılır. Bak derbiyi hakemle bile kazanamazsın. Harbi söylüyorum bak. Derbiyi bazen hakemle bile kazanamazsın. Derbi seyirciyle kazanırsın. 12. adamınla kazanırsın. Anladınız mı? Derbiyi seyirciyle kazanırsın. Ya umutsuzluğu öyle bir pompalıyorlar ki Fenerbahçe'ye. Adamlar trezege işte bilmem Bakasetas oynayacak, oynamayacak. Heriflerde hiç şey yok. Tedirginlik yok. Heriflerin durumu malum. Ligin en iyi top oynayan takım Fenerbahçe. En az gol yiyen takım, en çok gol atan takım Fenerbahçe savunmasında açık vermeyen takım Fenerbahçe. Belki de şöyle olacak. Evet savunma açık verecek. Bu sefer de Livakovic kahraman olacak 3 maçta. 3 maçın kahramanı belki de Livakovic olacak. Ve 3 maçta da Livakovic hiç gol yemeyecek. Ve Fenerbahçe'de her maçta gol bulup 3 maçta 3 galibiyet elde edecek. Ya olmaz olmaz diye bir şey yok. Ya Galatasaraylıların şu kötü futbola rağmen takımlarına inandığının çeyreğine inansanız yeter zaten. Hocam her şey inançla mı oluyor? Ben öyle bir şey demedim. Ama inanmak başarmanın yarısıysa iki kere inanalım tam başarı elde edelim. Ben takıma güveniyorum. Ben e, İsmail Kartal'a güveniyorum. Ciku konusunda şunu söyleyeyim. Adana Demirspor maçında Ciku dönecek arkadaşlar. Yani benim edindiğim bilgiler, duyumlarıma göre Ciku Adana Demir maçında dönecek. Trabzon maçını atlatalım. Rudogorevk telafisi olan bir maç. Ama hocam rekor gidecek ya. Lan yemişim rekorunu. Bence gitmeyecek rekor. Bence gitmeyecek. <laughs> Şunu da söyleyeyim. Samet Akay'dın UEFA listesinde yok. Doğru. Serdar Aziz'in iyileşme ihtimali yok. Cikun'un da yok. Bekao'nun da yok. Siz hocam UEFA maçında Yusuf'un yanında kim oynayacak? Kresk oynayacak. Bartu Elmaz da önlü bir oynar. Ya da İsmail. Ya size ne ondan? Ondan size ne? O sizi bağlayan bir olay değil ki. Ya bak kardeşim. Fenerbahçe'de Atak. Şimanski gibi, İrfan 2. Tadic 3. Ceko 4. İsmail Yüksek 5. Fred bile o kadar katkılı değil. 5 isim. Fenerbahçe'nin yine en bomba 5 silah sahada olacak. Zayt. 2 gol atıp Pendik maçında bayağı oynayıp bir sadece bir pas hatasını oynayan Zayt kendine güveni geldi. Müthiş. Crespo. İsmail aratmaz. Ya çok sıkıştın. İsmail Crespo oynatır. Şimanski önüne koyarsın. Ben şunu da söyleyeyim. Okan Buruk olsaydı derbiye Trabzonspor maçına İsmail Crespo Şimanski çıkardı. Bir söylüyorum böyle çıkardı. Orta saha üstününe ele alayım. Bunlar nasılsa bana yük denemez. İsmail Krespo'yla savunmaya destek veririm. Nasılsa devşirme stoperi oynatıyorum der. Zaytısı kenarda tutar. Hamle. Cengiz hamle. Emre Mor hamle. Kent hamle. Batu şuayı hamle. Umut Nair hamle. Hatta Mert Müldür bile hamle olabilir. O sahayı ferdinen illaki başlayacak. Kabul. Ey hocam Avrupa'da Mert oynatamayacak. O sahayı ferdiye yük binecek. Bir zahmet. Orada da yük binsin. Yapacak bir şey yok. Anladınız mı siz beni demek istedim? Ya hiç olmadı. Yedişer rotasyona çıkıyor. Hiç olmadı. Ludogorets'in ikinci maça iki tane altı, üç tane altı oyuncusuyla çıkar. Ne değişecek? Hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey değişmez. Bırakın artık çıkın şu şeylerden. Ben İsmail Kartal hocama güveniyorum. Mert Müldür'e de güveniyorum. Oster Bolde'ye de güveniyorum. Arkada kaldı. Oster Bolde'ye de güveniyorum. Sameta Akaydın'a da güveniyorum. Ben Fenerbahçe'ye güveniyorum abi. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Ben e, Haziran ayında bu kanal 25 bin neredeydi? 30 bin hedefimiz vardı. Ben orada da söylüyordum. Ya Allah yürü ya kulum der bazen derdi. Orayı iyi yakalamak lazım. E sizin desteğiniz ne olacak? Hiç beklemediğiniz anda bu kanal birden 50 bin olabilir derdim. Hiç beklemediğim anda 60 bin oldu. Ben şunu söylüyorum. Olmaz olmaz demeyin. Rabbim benim gönlüme yani bilmiyorum hissi olarak doğdu. Fenerbahçe 3'te 3 kayıpsız bir şekilde milli araya girecek. Galatasaray'da bu arada ligde kesinlikle puan kaybı yaşayacak. Hatta iki maçta puan kaybı yaşayacak diyor ama ben ihtimal vermiyorum. İnşallah gönlüme doğan doğrudur. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Hepinize de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ne olur şu Trabzon maçına kadar şura 61 bini geçsin. 62 bin de olabilir. Hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar çok zor değil. 60 bin 60 civarında ben bu videoyu çekiyorum. Hatta bir de yenileyim de bakayım. Olmaz olmaz demeyin. Herkes bir kişi getirse ya da Kanalı sahiplenen 700 kişi birer kişi getirse